İyi günler sevgili Taşpınar Tarım ailesi. Türkiye'nin her yerinde değerli siz değerli çiftçilerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün Bolu'nun Doğancı köyünde İsmail abimizle beraberiz. Payitaht 1. sınıf ekmeklik buğdayımız ekti. Evet İsmail abi, görünüm nasıl? Bol bereketli bir yılın olsun inşallah. İnşallah. Vallahi bana göre çok güzel. Sana göre güzel. Peki ne uygulama yaptık buraya? Taban gübresi kullandık taban mı? Taban gübresi kullanmadık patates yeri olduğu için. Geçen sene patates yeriydi. Evet. Onun için taban gübresi kullanmadık. Evet. İlerleyen dönemlerde ekim tarihi ne zaman? Kasım 15 civarları. Kasım 15 civarında ekim yaptın. Daha sonra taban gübresi kullanmadın. Evet. Peki daha sonra ne gübrelemesi yaptık buraya? 30 kilo civarında üre gübresi. 30 kilo civarında üre gübresi. Üreyi hangi dönemde kullandık abi? Mart. Mart yani kardeşlenmenin olduğu dönemde üre gübresi kullandık. Peki onun dışında başka ne uygulama yaptık buraya? Başka pas ilacı attık. Yaprak gübresi. Yaprak gübresi, pas ilacı. Ot ilacı. Pas ilacını kaç kere girdin abi? İki sefer girdim. İki sefer pas ilacı girdin. Yağışlı bir bölgedeyiz, nemli bir bölgedeyiz. Pasa müsait olan bir bölgedeyiz. Evet. Yapraklanmasına baktığımızda şöyle bayrak yaprakları güzel duruyor. Hatta bir tane kök çıkaralım. Yapraklar gayet geniş ve güzel duruyor. Evet. Başak yapısı gayet güzel duruyor. Şöyle baktığımızda hemen hemen 30-36 arasında tane gözüküyor. Daha da yükseldiği yerler var. Peki şöyle baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı çiftçisin, yıllardır bu işi yapıyorsun. Verim olarak ne beklersin abi burada? Benim dekarda 750 kilo civarında buğday bekliyorum burada. Bu bölgede payitahttan 750 kilogram civarında buğday bekliyorsun. Peki bölgeye baktığımızda pasa dayanıklılığı nasıl? Ben şu anda öyle bir olay görmedim. Pasa göre, bana göre çok dayanıklı. Pasa çok dayanıklı. Verim olarak zaten güzel. Başka? Buğdayımız güzel diye. Boy olarak güzel. Boy olarak güzel. Şöyle baktığımızda balya sayısı olarak da bize yüksek çıkacak. Hayvancı bir bölgedeyiz zaten. Evet. Buradan hemen hemen 25 balyayı falan rahat görürüz gibime geldi. Öyle gösteriyor yani. Yapraklanması çok güzel. Evet abi senden dinleyelim bir de. Vallahi ben de söyleyeyim. Çeşidin artısını eksisini burada bana, hep beraberiz. Bana göre güzel şu an bu buğday. Yani buğdayı diyecek şey yok. Siz de görüyorsunuz. Evet. Başka çeşitlere göre ben bu seneki buğdayım güzel yani. Bu seneki buğdayım güzel. Abi çok teşekkür ediyoruz. İnşallah emeğin yağlı olur, bol bereketli bir senen olur. İnşallah. Gelecek tohumda, tohum taşımlarda diyerek sözümüzü burada noktalıyoruz.